Anadolu'nun birçok noktasında, özellikle de Doğu Anadolu olmak üzere birçok noktasında büyük ve kanlı isyanlar gerçekleştirmişlerdir. Ermeni halkını teskin edebilecek sözü geçen, o bölgede ileri gelen Ermeni liderlerini, ileri gelen Ermenileri nasihat heyetleri oluşturup onları ikna etmek suretiyle isyanlardan vazgeçirmeye çalışmıştır. Daha sonra tabi isyanların önüne geçemeyince de askeri tedbirlerle, özellikle jandarma birlikleri tedbirleriyle bu isyanları bastırmaya, bu isyanları ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Burada dahi çok fazla jandarma birliğine, yani Osmanlı jandarma birliklerine mensup askerlerin Ermeni çeteleri tarafından şehit edildiklerini görmekteyiz. Bu isyanları tertip eden ve o günkü tabirle Ermeni cemaati içerisinde Taşnak ve İnçak cemiyetlerinin mensupları arasında sözde aydın olarak tanımlanabilecek İstanbul ve çevresinde bu isyanları, Anadolu'daki isyanları organize eden, hatta ve hatta finanse eden Osmanlı Devleti tarafından tutuklanması söz konusu. Yani 24 Nisan 1915'te çıkarılan kanunla bu üst akılın tutuklanması ve cemiyetlerinde, yani çetelerinde, Taşnak ve İnçak çetelerinde kapatılması yönünde karar alınmak suretiyle uygulamaya konulmuştur. Çetelere mensup, çeteleri destekleyen İstanbul ve çevresinde olmak üzere 235 tane Ermeni, 235 kişi tutuklanarak Osmanlı Devleti tarafından Ankara, Çankırı ve Kastamonu'daki hapishanelere gönderilmişlerdi. Tabi divan harplerde yargılanmak suretiyle, suçları sabit bulunmak suretiyle. Tehcir tabiriyle bilinen, aslında orijinal adının sevk ve iskan kanunu ve uygulamaları olan bu kanun neticesinde de çok medeni bir şekilde 650-700 bin kişilik bir Ermeni nüfusunun Suriye ve Halep bölgesine yerleştirildiğini, ortada sistemli yapılmış, herhangi iddia edildiği gibi herhangi bir sözde soykırımın olmadığı bir uygulamadan bahsediyoruz. Yani sözde soykırım şeklinde tanımlanan hadisenin aslında çok çok dışında gayet medeni usullerle gerçekleşilen bir uygulamadan bahsediyoruz. Ermenistan'ın ve Ermeni diasporasının bu 24 Nisan 1915 hadiseleriyle ortaya attığı sözde soykırım iddiaları aslında onların neredeyse geçim kaynağı haline gelmiş. Varlık sebebi haline gelmiş. Özellikle Amerika ve Avrupa'nın, başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesindeki diaspora Ermenileri bu işin varlık sebebi haline, kendilerinin varlık sebebi haline getirdikleri için bir nevi sektör haline getirdikleri için sözde soykırım iddialarını her yıl aynı minvalde, aynı çerçevede getirip dünyanın gündemine oturtmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bugün faaliyet gösteren Türk arşivlerinin içerisinde Türkleri suçlayan veya sözde soykırıma kanıt sayılabilecek en ufak bir ibare dahi içeren bir belgenin olmadığını bildiklerinden dolayı böyle bir platforma yanaşmıyorlar. Bu sözde soykırım iddialarını o kadar sektörleştirmişler ki meselenin çözümünü de istemiyorlar aslında. Çünkü özellikle diasporanın tamamen varlık sebebi bu. Önceki Amerikan başkanları da benzeri açıklamaları yapmışlardı. Diasporanın sadece Amerika'daki Ermeni diasporasının gönlünü almak suretiyle böyle bir açıklama yaptıklarını değerlendirebiliriz. Çünkü metinler hep aynı metinlerdir. Bunlar Türkiye için herhangi bir yaptırım özelliğine sahip mi? Asla değil. Aynı metin üzerinde sadece yıl dönümlerini değiştirmek suretiyle diasporanın kendi ellerine vermiş olduğu metinleri okumak suretiyle Amerikan başkanları tabiri caizse Amerika'daki Ermeni lobilerinin gönlünü almak suretiyle bu faaliyeti gerçekleştiriyorlar.
Geçtiğimiz günlerde Macron özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna'da yaşanan insanlık dramının bir soykırım olamayacağını, bunun için yeterli kanıtın olmadığını ifade etmişti. Fakat bundan 100 küsur yıl önceki hadiseler için bir yargıç pozisyonunda Macron rahatlıkla sözde soykırım tabirini kullanıp Türkleri suçlayabilir. Bu da Avrupa'nın o ikircikli politikasının, ikiyüzlü politikasının ve Ermeni sorunuyla ilgili yaklaşım tarzında tamamen siyasi olduğunun bir kanıt olarak karşımıza çıkmaktadır.